Son 5-6 aydır bana ne üreteyim, ne yapayım, hangi pazarı bulayım, nereden kredi bulurum, finansa nasıl ilişkin? Çünkü nereden yaparlar falan da sormuyorlar. Bir tek soru soruyorlar. Dolar çıkacak mı, inecek mi? Ne yazık ki doların yukarıda bu kadar durmasına şöyle bir cevap vereyim. Doları bu kadar yukarıda tutan bizim dolar obezitemiz. Bu soruyu çok soruyor olmamız. Güzelliğin on par etmez, bu bendeki aşk olmasa. Doların bütün aflası taflası bizim ona olan cazibesinden geliyor. Her şeyin dolara bağlanmış bir ulusun kendi parası konusundaki itibarını yok ederse siz bunu nasıl başaracaksınız? Bu açıdan dolar ne oluyor da söyleyeyim. Bir, dolar hakkında kim ne söylerse yalan söyler. Wall Street'teki tek geçerli doğrulan budur. İkincisi, bir tane Amerika Birleşik Şirketleri'nin CEO'su bir adam var. Trump diyorlar buna. Devletleri demiyorum. Şirketinin pazar değerini, market cap'ini artırmak için sabah kalkıyor. Tweetokrasi diye de bir yönetim biçimi keşfetmiş. Ben bu adı takıyorum. Bir tweet atıyor, ortalığı karıştırıyor. Bizim gibi ülkeleri de başı belaya sokuyor. Biliyorsunuz son zamanlarda yaptırımlar vesaire İran falan geliyor. Bu adamın dolar hakkındaki fikirlerini bilmediğimizden dolayı biz yukarı çıkarken de kaybediyoruz, aşağı inerken de kaybediyoruz. Yukarı çıkması noktasında da bir hayırlı bir iş oldu diye düşünüyorum. O da şu. Dolar ucuz. Çin diyor ki burada üretim işi var kardeşim bırak bu işleri diyor. Biz de bıraktık. Şimdi yeniden almaya çalışıyoruz. Ne diyorlar biliyor musun? Çünkü ithal edemediğimizden dolayı. Ne diyorlar? Olmaz diyor. Test merkezi, akreditasyon şu bu 10-15 yılını alır. Sistemin dışına. Yani kendi elindeki bir kabiliyeti toplumsal aşağılık kompleksin bir de konfor alanına kaçman yüzünden terk etti. Bugün işte doların ne yukarı çıkıp aşağı inmesine bel bağlıyoruz. Şimdi yukarı çıkınca şöyle oldu. Bunu da bilin istiyorum. Burada da söz konusu. Aramalı üretiminde döviz o kadar yukarı çıktı ki onu ithal edecek durumda olmayanlar acaba diyor bunu yeniden üretebilir miyiz noktasında bir artış oldu. İlk ipucunu da Ekim ayı ihracatında sevindirici bir haber var. O da ileri teknoloji ürün oranı artmaya başladı. İnanın bu gibi yerler yüzünden artıyor. Demir çeliği sadece 70 sente, 60 sente aldığın çurufu üzerine elektrik basıp 70 sente ihraç etmeden kurtarmanız lazım burayı. Neden kurtaracaksınız? Söyleyeyim size. Eğer onu siz savunma aracı haline getirdiğiniz zaman 32 dolara kilosu bir silaha dönüştürdüğünüz zaman 230-240 dolara çıkıyor. Aradaki fark sadece bilim. Başka hiçbir numara yok. Sadece bilim.